Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkan'ın en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Bugün yepyeni bir ilk bakış videosuyla sizlerle birlikteyim. Oynayacağım oyunun adı ise Shower With Your Dad Simulator 2015. Yani babanızla duş alma simülasyonu. Sanki her sene babamızla duş alma simülasyonu çıkıyormuş gibi, bu da 2015 versiyonuymuş gibi. Bir de sonuna 2015 yazmışlar. Bilmiyorum şu an neyle karşılaşacağımı. Tıklayayım şöyle bir. Ayarlara baktım. Daha önce oyunu bir kere girdim. Şu kullandığım Razer Kraken'in üstünden ses ayarlama sekmesi yok. Sürekli masa üstüne dönüp kaydı kontrol etmem gerekiyor. O yüzden bir kere girdim oyuna. Girer girmez de bir achievement açtım. Ne achievement olduğunu bilmiyorum. Esasında bu oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Neyle karşılaşacağım ondan da emin değilim. Ayarlara baktım daha önce ve şu nudity, çıplaklık seçeneği dikkatimi çekti. Bir Y var. Bir de şurada Hell Y var. Şimdi ben bunu seçsem ne olur? Korkmalı mıyım? Böyle ekranda ne olacak? Ama seçeceğim. Hell Y'yi seçeceğim. Onun dışında şeyi seçtim. Şu screen size, ilk başta pencere modunda açıldı oyun. Onu tam ekran yaptım. Akabinde oyunun şöyle sağında ve solunda siyah black barlar oluştu. Onun ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. Hani oyun tam anlamıyla full screen'e adapte edilmemiş durumda mı? Bir tuhaflık var mı bilmiyorum. Neyse, şu enteresan oyuna başlayalım. Şimdi bakıyorum. Select Shower. Enduro Dead. Dead Athlon. Allah'ım, mod isimlerine bak. Dead Divisions. Kilitli kilitli modlar var. Bir de DLC gelecek büyük ihtimalle. Allah'ım, bir de DLC gelecek bu oyuna. En baştan bir başlayalım. Şu Enduro Dead neymiş? Video get a year cut that. Son I got all them cut. Allah kahretsin. Şimdi burada herhalde içlerinden birisini mi seçeceğiz? Thomas Magnum. Gördüğünüz gibi siyahinin çocuğu siyahi. Esmerinki esmer. Sarışınınki de turuncu gibi bir şey işte herhalde. Seçelim, şunu seçelim. Leather up diyelim. Yön tuşlarıyla oynuyoruz. He. Ne, babamızın yanına mı gidiyoruz? Biraz basit gibi geldi. Ama herhalde zorlaşır. Bir achievement daha açtık. Ne olacak ki acaba? Hep kendi babamıza gidiyoruz. Siyahi olanı seçtik. Engeller falan mı çıkacak acaba önümüze ilerleyen aşamalarda? He, bakın. Kaygan zemin falan var herhalde. O anlamda zorlaşacak oyun. Bakın. Yürümekte bazen zorlanabiliyor velet. Bakın, yerlerde su birikintileri çıkmaya başladı. Onlara bastığımız an kayıp düşebiliriz belki, tam emin değilim. Bir deneyeyim. Bakın. Kayıyoruz ve achievement açıyoruz. Her hareketimiz achievement açıyor. Şimdi şöyle gideyim. Bakın, fark ettiyseniz giderek engeller artıyor. Şöyle ineyim. Bakın. Su beni kaydırdı. Diğer babaya götürdü. İki achievement açtım. Ben galiba bir videoda bütün achievement'ı %100 yapacağım arkadaşlar bu gidişle. Ladder up demiştik. Geri döndüm. Yine Enduro Dead diyorum. Sam, what happened to the... Allah'ım, okumak bile istemiyorum ya. Bir de şimdi şu sarışın şeyi seçeyim. Girelim banyoya. Hadi banyoya. Tamam, hadi. Şu babamız şu. Ya acaba bu oyunun fikri nasıl bir kafadan çıkıyor bu oyunların fikirleri? Bu indie oyunlar bitiriyor beni ya. Hele de simülasyon oyunları. Goat simülatörle başlayan saçma oyunlar dalgası. Bir ara taş simülasyonu çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ekmek simülasyonu çıkmıştı. Şimdi de bu. Yani ne diyebilirim ki? Ne yapıyoruz? Yani herhangi bir amaç yok. Sadece kendi rekorumuzu gitgide kırmaya çalışıyoruz gibi bir şey. En azından bu oyun modunda ben zorlayıcı bir şey göremedim.
Bakın şöyle. Su birikintilerine denk gelmeden. Şimdi ben o hell yeah çıplaklık bunu seçtim. Seçmesem bunlar adamlar giyinik mi olacaktı? Ne olacaktı? Ondan da emin değilim. Arkadaş yanmak istiyorum, yanamıyorum da. Şu anda oyun kolay gibime geldi. Ohohoho. Bayağı kaydı istemsiz bir şekilde. Şimdi... Aha. He, kapanmadan evvel nerede olduğunu görmemiz gerekiyor babamızın. Bakın bu iyiymiş. Dikkatle bakmadığım için yandım ve bir achievement daha açtım. Yanıyorum yanıyorum, achievement açıyorum arkadaşlar. Towel off diyelim, çıkalım. Kullanıp çıkalım. Şimdi Ender Odette buymuş. Bir turda öbürüyle oynayacağım ya. Sam, what happens with... Allah kahretsin, tamam kapat. Şu esmer olan şeyi seçelim. Banyomuza girelim. Şimdi hızlı hızlı oynayacağım. Şu mouse'u da çekeyim kenardan. O dinamik hoşuma gitti ama duş perdesi inmeden evvel babamızın nerede olduğunu dikkatli bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. Şöyle hızlı hızlı. Acaba başka nasıl bir engeller eklenebilir? Yerde su birikintileri vardı. Kaygan zemin tabelaları. Duş perdesi. Enteresan. Diğer oyun modlarını da merak ediyorum. Onlara da bakacağız arkadaşlar birazdan. Şuradan. Kulağımda sürekli çalan aynı müzik. Hiç değişmiyor. Acaba Hell Yeah değil de öbür normal Yeah'yi seçsem belki de en azından don giyeceklerdi. Bu şekilde kayma çocuğum. Bu şekilde komple jibble karakterlerimiz. Şöyle. Hadi nerede o duş şeyleri? Şimdi bir saniye. Lan. Hadi. Bu kadar ilerlemiş miydik biz geçen sefer ya? Bir gelmedi o duş başlıkları hala. Uzun zamandır oynadığım en tuhaf oyun diyebilirim. Aha. Vallahi bakmadım, neredeydi ya? Şu muydu? Ha, oydu. Tamam, en sağdaki. Şimdi en soldaki. Ortadaki. Bu. Bu. Şu. Gel baba. Şuydu. Doğru şeye gidiyorum ama kaydım farklı bir yere gittim. Neyse tamam. Allah kahretsin, çıkıyorum. Aha. Sabun açtık arkadaşlar. Ekstra kaygan, ekstra bilmem ne. Allah'ım. Şeylere bak ya. Açılan achievement'lara bak yani. Şimdi Android'de oynadık. Dedetlon'a bakalım. Bir oyun modu açtık mı merak ediyorum. Yok. O kilitli olan hala kilitli. Dedetlon. Bu neymiş? I used to have a shampoo. Don't worry, so I'm clean now. Allah'ım. Siyahi kardeşlerimizi seçelim. Gerçi bir, herhangi bir şey seçmiyoruz. Karışık mı gideceğiz? Leather up. Tamam. He. Bunda da her seferinde şey değişiyor. Ve bakın üstte zaman var mesela. O zaman bitmeden babanıza ulaşmanız gerekiyor. Bu biraz daha zorlayıcı diğerine göre. Ne oldu? Onu alınca ne oluyor? Bir şey açtık ama ne açtık? Allah yarabbi. Büyük ihtimalle bu modda ilerledikçe üstteki zaman daha da kısalıyor. Yani daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Ağlayacağım ya. En azından oyun modundan moduna bir müzik değişiyor.
Cidden kulağım pert olmuş durumda. Şunu alayım ya. Ne oldu? Bunu alınca üstteki şey daha hızlı hareket ediyor fakat daha çok puan kazanıyoruz gibi bir şey. En azından ben öyle anladım. Hadi. Achievement açtım. Yok ya, yarısından çoğunu açacağım büyük ihtimalle. Achievement'ların tek videoda. Zaten bu oyunun ikinci videosunu da çekmem büyük ihtimalle. Allah'ım kayıyorum. Lan gidemedim. Aa, gidemedim. Evet, 87 yapmışız. Bir tur daha oynayalım bu oyun modunu. Mouse'u çek. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ulan başka oyun mu kalmadı? Kalmadı değil. Mad Max çıktı. Metal Gear Solid çıktı. Fakat onu herkes oynuyor. Şu anda gerek Twitch'te gerek YouTube'da. Her kanalda bulabilirsiniz bu oyunların gameplaylerini, tam çözümlerini vesaire. Fakat en azından en son baktığımda, ki dün akşam baktım yanlış hatırlamıyorsam, bunu daha henüz oynayan yoktu. En azından oynayan Türk yoktu, öyle söyleyeyim. Bir de 2 liraya Steam'in son çıkanlar sekmesinde bundan daha fazla bir seçenek göremedim. 2 liraya alınabilecek belki de en tuhaf, en güzel demeyeyim de en tuhaf oyunlardan birisi bu. Arkadaşlar böyle oyunları hor görmeyelim. Bu oyunları da inceleyelim, bunlara da bakalım. Bakın hiç de toz kondurmuyorum kendime. 90 liram yok, Mad Max alamıyorum demiyorum. Allah'ım yanlış babaya gittim. Birinde de kaydım gittim, tamam. Yeter, 87 bu sefer kaç yapmışım? 67 yapmışım, yeter çok bile. Kurudan çık. Dead Redstone'u da denedik. Dead Divisions. Ooh. My favorite exercise is a mix between lunge and crunch. Allah yarabbi. Bu neymiş ya? Grab the Dead. Hiçbir şey anlamadım. Sağ sol ok tuşları. Neyse, deneme yanılma yoluyla çözeceğim. Bir de mouse da girecek herhalde işin içine bu sefer. Hene. Dur. Anlıyorum galiba. Şimdi yukarı aşağı ok tuşlarıyla uygun çocuğu seçiyoruz. Mouse'la eşleştiriyoruz. Sağ solla da kolumuzun uzulabileceği mesafeye yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu biraz daha karışık. Uzayan kola bakın yalnız, yani. Daha sim gibi uzuyor. Zaten daha nasıl bir çeşitlilik eklenebilir ki bu oyuna yani. Tamam yeter. Adam ona çok bile. Gittikçe hızlanıyor arkadaşlar bu arada, bakın. 30'da kaldım mesela. Bir tur daha deneyeceğim bunu. Tamam hadi. Al. Şu ikinci oynadığım oyun modu sanırım en çok hoşuma giden oyun modu oldu. Biraz zorlama gibime geldi. 3 canımız var arkadaşlar bu arada bu oyun modunda. Az önce 3'ünü de hunharca harcadım. Hadi lan. Acaba DLC ile daha farklı ten renkleri falan mı gelir diye düşünüyorum. Ulan ne olabilir ki yani, bu oyuna ne ekleyebilirsin ki daha fazla? Aha, yandı. Hızlanıyor arkadaşlar gitgide. Yemin ediyorum kulağımdan kan geldi ya. En fazla ne kadar uzayabiliyor bu kol? Hey maşallah. Aa, niye öyle bir şey oldu? Tıklıyorum. Hiç anlam veremediğim şeyler gelişiyor şu anda. Tuşlarım mı algılamıyor nedir? Yok, aman yanlışlıkla tıkladım. Evet, bakalım başka ne varmış oynayacak. Hala kilitli bir şey açamadık. Hala DLC'si çıktı mı daha çıkmadı mı onu da bilmiyorum. Şu şeye bakacağım ya.
şimdi. Hell Y seçmiştim en son ama yine açtığında Y vardı. Donk desek ne oluyor acaba? Donk olsun. Geri. Tıkla. Şu Dead Athlon'u bir deneyelim bir daha. Dead, where are the remote batteries? They ran out. I gave them away son for you. Allah yarabbi. Tamam. Yo, yine aynı çıplaklık seviyesi. Başka bir şey mi tıklamam gerekiyor acaba? Dur. Çık, tamam çık. Çık, hadi yan. Şimdi ESC'ye basacağım, direkt oyundan çıkacak. Ne olacağını da bilmiyorum. Tamam, yandık. Hadi çık, tamam. Table off. Ne açtık? Allah'ım, tıraş bıçağı mı? Ne açtık ya? Tövbe yarabbi. Şimdi. Don't deyip Enter'a bassam. Bak basıyorum, bir daha basıyorum. Sonra gele diyorum. Dead Athlon. What's the worst thing about Robin Hood's house? What the dude? Hey ya. Ladder up. Tamam. Yine aynı. Hiç anlam veremedim arkadaşlar. Zaten oyunu indirdim. Saçma sapan bir şekilde 2-3 gün içerisinde 3-4 tane falan patch geldi oyuna. Neyi düzeltiyorlar adamların? Yani düzelteceksen bu hataları düzelt işte mesela. Ben diğer şey seviyelerini ayarlayamıyorum şu anda. Enter'a bastım olmadı. ESC'ye bastım olmadı. Neyse oynayalım. Rekorumuzu kırmaya çalışalım. Achievement açalım. Bayağı da achievement var oyunda arkadaşlar. Adamlar üşenmemişler. Bir sürü achievement koymuşlar oyuna. Benim gibi achievement kasmayı seven manyak oyunculardansanız eğer sizin için birebir bir oyun. Goat Simulator da öyleydi. Bir sürü yığınlı achievement vardı oyunda. Hızlı. Şöyle. Arkadaşlar bu oyun ileride değerlenecek. Bakmayın saçma diyoruz, bilmem ne diyoruz da. Atıyorum bundan bilmem kaç sene sonra Mad Max oyunu belki hatırlanmayacak. Güzel oyun. Arkadaşla baktım oyuna, gayet güzel oyun. Fakat normal yani aksiyon oyunu işte. Yani ne kadar farklı olabilir ki bir aksiyon oyunu. Fakat bu oyun hatırlanacak arkadaşlar. Bundan atıyorum bir 5 sene sonra Mad Max sıradan bir aksiyon oyunu olarak hatırlanacak. Belki de hiç hatırlanmayacak. Aa bir de öyle bir şey var denilecek. Fakat bu oyunu hatırlayan az insan diyecek ulan bir de böyle saçma sapan bir oyun çıkmış. Hakikaten neydi o öyle ya falan diyecek yani. En azından ben buna inanıyorum. Şu anda kendimi mi avutuyorum? Verdiğim paraya mı acıyorum? Artık siz düşünün ne yapıyorum ben şu anda. Neredeydi lan? Şu muydu? Şu an hiç dikkat edemedim ya. Çok hızlı kapanıyor, şu taraftaydı lan. Hayır yani farklı bir babanın yanına gidince yanıyoruz da. En kötü ne olabilir ki başka bir babanın yanına gitsek? Oğlum yanlış yere geldin deyip geri göndeririz. Yani ne yapabilir o baba? Kaya kaya gittim, doğru yere gittim. Aha, 4 baba oldu. Yani bakın, en fazla daha fazla ne yapabilirler ki diye dedim. Bayağı da bir şey çıkıyormuş demek ki. Bir de yani burası neresi? Baba yok burada, uygun baba yok. Ha şu yukarıdaymış, görmedim. Hamam desen, hamamda böyle herkes ulu orta yıkanmaz ki ya. Biz de hamama gittik yani. Aha, wrong dead mi? Yandım. İyi de gidiyordum ha, 188 yapmışım işsiz gibi. Towel off, tamam. Evet, başka ne gösterebiliriz ki? Valla burada değiştirdiğim hiçbir şey olmuyor. Yeah'da her açtığımda şurada yeah oluyor yani. Hell yeah'yi de yapamadık, true'yu da yapamadık. Allah kahretsin. Bakın şurada ne oluyormuş? Specular puddles. Yani şu... Mesela yeah yapınca daha böyle bir parlaklı gibi gözüküyor su birikintisi. Allah'ım ne saçma ayarlar, çık ya. Çık. Şurada bir şey var. Ne bu? Şifre falan mı giriliyor oyuna? Öyle bir şey mi var? Geç. Bir tur daha oynayayım ya. Bir achievement daha açalım.
Yok, başka da oyun modu yok. Dead Divisions. Yok, Dead Divisions hoşuma gitmemişti. Some why didn't skeleton cross the road? Why that? Because he had no gun. Pişman oldum. Her okuduğumda pişman oluyorum. Enduro Dead oynayacağım. I'm hungry, Dead. Hi, hungry. I'm... Above! Sinirlerim bozuldu. Neyi? Siyahıyı seçelim. En kolay ayırt etmesi o. En kolay o ayırt ediliyor. Cümleyi kuramadım. Hızlı. Bir yandan da Ashamed kasmaya çalışıyorum ya. Çünkü büyük ihtimalle ikinci kere gidip bu oyunu oynamayacağım. O bir hazır oynamışken bayağı bir Ashamed oynayayım. Ne yaparsak Ashamed açabiliriz ki? Vallahi arkadaşlar, oyunlu mamullerde kanalımıza bu arada abone olmayı falan unutmayın. Saçma sapan oyunlar diye bir oynatma listesi açacağım. İlk oyunumda bu olacak. Yani sırf bu oyun için öyle bir oynatma listesi açmayı düşünüyorum. Evet, çok güzel. Aha, tıraş bıçağı açtım. Ne oldu şimdi? Aa, babalar tıraş oluyor. Allah'ım yarabbim, tiplere bakın. Vücudunun her bir... Aa, yanlış şeye tıkladım. Vücudunun her bir kıl yumağı tıraş bıçağını alınca gidiyor arkadaşlar. Sadece saç değil yani. Diyeyim, siz anlayın. Towel off diyorum. Başka ne yapsam eşyamı taşıyabilirim diye şu anda merak ediyorum ya. Dedetton'a bir gireyim. I used to work out of the... Bunu anlamadım. Fakat bir önceki çok kötüydü. Onu net bir şekilde anladım. Leather off. Atıyorum, acaba ilk babada yanlış şeye tıklarsam yanar mıyım? Ashamed taşar mıyım veyahut da bak. Hepsini yanlış babaya... Ashamed var mı? Yok, o kadar da basit değilmiş Ashamed taşmak. Bir daha oynayalım. Bir daha. Mouse'u çek ekrandan. İyiymiş ama şu trash bıçağını alınca olanlar değişikmiş. Bu sefer dikkatli oynayacağım. Bakalım daha fazla ne kadar saçmalaşabilir oyun. Evet, güzel. Bu arada oyunun müziklerini falan fazla ayarlayamadım. Çünkü oyunun içerisinde müzik, ses açıp kapatma gibi bir özellik yok. Hepsini masa üstünden ayarlamam gerekiyor. Bir süre sonra... Ne oluyor lan? Lan ne ol... Lan? Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Bunu alıyor muyuz? Evet, oyun ne kadar ileri gidebilir? Demiştim ya. Aha, bu kadar ileri gidebilir işte. Ne oluyor? Şu üstteki barı doldurmaya çalışıyoruz galiba. Kesin Ashamed açacağım ya. Artık bunda da eşi kullanmadım. Kelimeyi söyleyemedim. Ashamed açmayacaksam bu neyi de Ashamed açacağım? Banyoda boyut değiştiren çocuk. Yani baba mı topluyoruz? Ay canım. Ne yaptık? Bir karakter mi açtık? Ama... Ne ol... Lan ne oluyor? Bir saniye, ne drop de bir daha. He. Tamam, yukarı tuşuyla dengemizi sağlayıp sağ tuşla baba öldürüyoruz. Ben nereye geldim buradan, hiç anlamadım ya. Az önce DLC gerekiyor falan dedi. Ben farkında olmadan DLC'li mi aldım oyunu? Çünkü normal bir oyunun içinde bu olmamalı bence. Bu apayrı bir mod gibi duruyor. Yemin ediyorum, flash oyun gibi ya. Eskiden Kral Oyun diye bir site vardı. Oradaki oyunlara benziyor. Çocukken oynuyorduk.
Aa, inemedim aşağı bak, bir tane baba gitti. Acaba, aa, kendi babamızı vurmayacağız lan. Aa, salak gibi gittim, kendi babamı vurdum. Ben diyorum bu kalpler niye azalıyor aşağıda? Kendi babamızı toplayacağız. Bakın. 69'da 3. 69'a kadar kalbim dayanır mı bilmiyorum. Gel baba. Duş değil, Nuh'un gemisi oldu. Yok ama ben bu sefer kesin yenerim. En baştan tekrar oynayabiliyorsam bu oyun modunu, oynayıp onu 69 yapacağım. Salak gibi. Cidden kafanız karışıyor bir süre sonra. Ladder up bir daha. Ben burayı tamamlayacağım. Bu video bitmez bu ben burayı tamamlamadan. Vallahi kafam karışıyor ya. Gel baba. Gel baba. Bir de başka bir o diğer beyaz ırklara sahip bir baba gelse ben bu oyunu oynayamazdım. Çünkü siyahi de bile karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Gel baba. Ne oldu lan orada? Yok, olmuyor ki. Bir kere daha deneyeceğim. Eğer çok uzarsa arkadaşlar, kurguda kısaltacağım buraları. Gurur meselesi yaptım. Esasında şunları öldürmek çok da önemli değil. Puan bazında tabii önemlidir de ölmüyorsunuz mesela eğer öldürmezsiniz. Önemli olan kendi babanızı ateş etmemeniz. Bak bak bak, yaptığım hataya bak. Kafa karışıyor, vallahi bir kafa karışıyor bir süre sonra. Yalnız iki tuşla ne kadar zormuş kontrol etmek, elim ağrıdı. Eskiden bilgisayar versiyonunu oynadığım şey aklıma geldi. Devil May Cry 3'te de böyle saçma sapan bir kontrol düzeni vardı. Elime kramp giriyordu oyundan kalktığım zaman. Baba ne yaptın baba? Aa! Yok yine öleceğim ya. Ya ama uzaktaydı, görmedim ki, bilmeden ateş ettim, oynamıyorum lan. Sinirim bozuldu. Ha bu Inglourious Basterds, of yani Quentin Tarantino ağlıyor şu anda. Ona tıklayınca mı şu saçma sapan oyun modu açılıyor acaba? Why did the octopus defeat the shark son? Don't do it because it was... İyi bari bu modu istediğim zaman oynayabilirim. Oynamayacağım ama şu anda. Evet arkadaşlar. Enderodet oynadık, Dedetlon oynadık. Şu Dead Visions'ı sevmedim. Kollar bacaklar dersim gibi uzuyor. İki tane. Bir tanesi kilitli. Bir tanesi soru işareti olan oyun modları var. Bir tanesini az önce açtım. Yalnız DLC'nin olduğu sekmede geldi o. Ulan ben DLC'yi farkında olmadan oyun içinde aktif mi ettim? DLC benim bildiğim satın alınan bir şey ama. Çünkü burası az önce DLC gerekli falan bir şeyler diyordu İngilizce. Şu anda burada Inglourious Basterds adı altında bir oyun modu açıldı. Hiçbir şey anlamadım. Zaten bu oyunla ilgili genel olarak hiçbir şey anlamadım. Oyun yani işte. Neyse arkadaşlar, bu ilk bakış videosunun sonuna gelelim. Çok bile oldu. Kalbim dayanmayacak artık daha fazlasına. Oyunlu Mamuller kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Facebook hesabımızı desteklemeyi unutmayın. YouTube kanalımızda değişik videolar yüklüyoruz. Şu anda Zombio'nun bilgisayar versiyonu olan direkt Zombi'yi Ozan oynamaya başladı. Bir tam çözüm serisi haline getirdi. Onu takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Shovel Knight ve Bloodborne tam çözüm serilerimiz devam ediyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha saçma, daha ucuz, daha gereksiz oyunlarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum.